Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders kitabımızdaki çalışmalarımıza bölme işleminde kalanın yorumlanmasıyla devam ediyoruz. Kitabımız bir örnek vermiş, çözümünü yapmış. Yine ikinci bir örneği ve çözümünü yapmış. Bu örnekleri incelemeniz sizin bu konuyla ilgili kendinizi geliştirmenize çok katkı sağlayacaktır. Biraz sonra yapacağımız çalışmalarda da zaten bölme işleminde kalan nasıl yorumlanır öğreneceğiz. Burada not kısmında bir bölme işleminde problemin durumuna göre kalan ihmal edilebilir demiş. Bu ihmal etme nedir? Ne zaman ihmal edilir? Ne zaman ihmal edilmez? Onları tek tek açıklayalım. Bu arada kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilir. Arkadaşlarınıza tavsiye ederek kanalımıza katkıda bulunabilirsiniz. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Aşağıdaki problemleri çözerek bulduğunuz sonuçları kutulara yazınız demiş. Evet. Birinci problemimiz. Ceren 132 kişilik bir davet için kek yapacaktır. Ceren'in kullandığı kek kalıbı 18 kişiliktir. Buna göre Ceren bu kek kalıbı ile en az kaç defa kek pişirmelidir demiş. normalde biz ne yaparız? 132 kişilik davet verilecekse bir kek kalıbıyla da 18 kişilik kek yapılıyorsa 132'yi 18'e böleriz. Kaç tane kek kalıbıyla kek yapılması gerektiğini buluruz. Bulalım bakalım. 132'de 18 7 kere. 7 kere 8 56. 56'nın altısı elde var. 5 7 kere 1 7. 5 de elde 12. 132'den 126'yı çıkardığımızda 6 kalır. İşte buradaki meselemiz de bu. Bu 6 yani kalan. Çocuklar şimdi Ceren 132 kişilik davet verecek. 18 18 18 kişiye yetecek şekilde 7 kez, 7 defa kek kalıbıyla kek pişirecek. Ancak burada bir 6 kalan var. Bu 6 kalan şu demek. 132 kişiden 6 kişiye kek yetmeyecek demek. Ceren ne yapacak o zaman? Bu kalanı bölene yuvarlayacak ve diyecek ki 7 defa da pişirirsem 7 defa pişirirsem bu kek gelen misafirlere yetmez. Kalanlar için de bir defa daha pişireyim. Bir defa daha pişirirse ne olacak? En az 8 kez kek pişirmelidir. Çünkü gelen misafirlere yetmez. Bu kalanı kalanlara da kek düşsün diye 7 defaya bir defa daha kek eklemelidir. Dolayısıyla burası 8 olacak. Burada kalanı niye ihmal etmedik? Yani görmezden gelmedik. Hesaba katmak iste katmadık. Çocuklar normalde kalan burada eğer bu kişiler tam kek yetecek olmasaydı ihmal edilebilirdi. Derdik ki 7 defa ama burada kalanlar 6 kişi kek yemeyecekse bu davete gelenler 132 kişiye yetecek kadar kek yapmış olmaz Ceren yetecek kadar kek yapması gerekiyor. Burada 8 olacak. Şimdi yani böyle durumlarda bir tane daha ekleyeceğiz. Kalanı bölene yuvarlayacağız. Bir de bunlar için pişirsin diyeceğiz. İkinci sorumuzda bir öğretmen 37 tane şekeri her birinde eşit sayıda olacak şekilde 4 öğrencisine dağıtacaktır. Buna göre bir öğrenciye en fazla kaç tane şeker düşer? Yine öğretmen ne yapacak? 37 tane şekeri 4 öğrenciye paylaştıracaksa 4'e bölecek. Bir öğrenciye kaç tane şeker düşeceğini bulmak için. 37'nin içerisinde 4, 9 kere var. 9 kere 4, 36. Bakın 37'den de 36 çıktı, 1 kaldı. 9'ar tane şeker düşecek. E bir tane de kaldı. İşte çocuklar bu bir şekeri bu öğrencilerin dördüne de eşit miktarda paylaştıramayacağı için ve kaç tane diyor bakın. Yani buradaki bir şekeri parçalayıp 4'e verdiğinde tane olmaz. Dolayısıyla buradaki bir şeker ihmal edilecek. En fazla 9'ar tane şeker dağıtabilir diyecek. Bu bir kalanı da öğretmen kendisi yiyecek. Evet şimdi üçüncü sorumuza gelelim. Yani şöyle diyelim. Kalan ne zaman ihmal edilir? O kalanın paylaştırılamayacağı durumda ihmal edilir. Görmezden gelinir. Hesaba katılmaz. Burada dokuzar mı? Dokuzar. Dokuzar diye sorunun cevabı bulunur. Üçüncü sorumuzda 19 kişilik bir sınıfta öğrenciler sıralara ikişerli oturacaktır. Buna göre bu sınıfta en az kaç tane sıra olmalıdır demiş. Burada da 19'u ne yapacağız? İkişerli sıralara oturacaksa her sıra 2 tane alıyorsa 19'u 2'ye böleceğiz. Acaba kaç tane sıra gerekir onu bulacağız. Bir de yok 19'da 9 kere. 9 kere 2 18 kalan 1. Bakın burada da şöyle bir durum oluştu. 9 tane sıraya ikişerli oturacak bu öğrenciler. Ancak bir öğrenci ne oldu? Ayakta kaldı. Bu durumda bu kalan ihmal edilmez. Bu kalan bölene yuvarlanır. Denir ki bu bir öğrenci de içinde bir tane daha sıra koyalım. Artı bir tane daha sıra konur. Ve en az 10 tane sıra gereklidir denir. Burada öğrencinin ayakta kalması mümkün olmadığı için tüm derslerde ayakta nasıl duracak? E, ikişerli de oturdular her sıraya. Bir sırada bu öğrenci için verilir. 9 tane ikişerli sıra olur. Bir tane de tek bir kişinin oturduğu bir sıra olur. Yani burada da 10 olur. Burada kalanı ihmal etmeyeceğiz. Çünkü bir çözümü var. Nasıl bir çözüm var? Bir sıra daha getirdik. Olayı çözdük. Dördüncü sorumuz. 22 tane misketi 3 kişi eşit sayıda paylaşacaktır. Her bir kişide en fazla kaç adet misket bulunur demiş. E 22 tane misketi bölerler 3'e. 2'de yok. 22'de 7 kere var. 7 kere 3, 21. Bakın. 22'den 21 çıktı. 1. 1 misket arttı. Kaldı. Şimdi. Bir öğrenciye 22 misket eşit miktarda paylaşıldığında 3 kişi arasında 7 tane misket düşer. Tamam mı? 7 tane misket düştüyse en fazla 7 tane düşer. Kalan 1 misketi 3'e bölüp de bunlara veremeyeceğimize göre işte bu kalanı ihmal ederiz falan yokmuş gibi. 7 tane düşer her bir öğrenciye deriz. Ve 7 olarak yazarız. Her bir öğrenci en fazla 7 misket düşer. Bu şekilde. Evet diğer bir sorumuz. Elinde 19 tane 1 TL'si olan Mustafa 3 çocuğuna bu parayı eşit olarak dağıtacaktır. Buna göre Mustafa her bir çocuğuna en az kaç Türk lirası verir? TL verir yani kuruş muruş değil TL. Burayı siliyorum. 19 TL'yi Mustafa ne yapacakmış? 19 tane 1 TL'si varsa ne olur? 19 TL'si olur. 3 çocuğuna paylaştıracakmış. 19'un içerisinde 3, 6 kere var. 6 kere 3, 18. Ölüp çıkar 1. Bakın 1 TL kaldı. Yani her bir çocuğuna 6 TL verdi. 1 TL de kaldı. İşte bu 1 TL'yi 3 çocuğuna eşit miktarda paylaştıramayacağı için lira olarak, TL olarak bu kalan ihmal edilir. En fazla her bir çocuğuna 6 TL verebilir diyeceğiz. Bunun cevabı da 6 olacak. Şimdi çıkan sonuçlar ile sonuçlara denk gelen harfleri şifre kutusunda uygun kısımlara yazarak şifreyi bulunuz. 10. 10'un harfi S. 8. 8'in harfi E. 6. 6'nın harfi V. Sonra ne var? 9 9'un harfi G. Evet ne çıktı? Sevgi çıktı. 7'nin harfi de İ. Sevgi çıktı. Bu şekilde böleni bölme işleminde kalanı yorumluyoruz. Örnek vermiş yine örneklerle devam etmiş ve bu şurada not önemli bakın. Bir bölme işleminde problemin durumuna göre kalan kesir olarak belirtilebilir demiş. Bunu anlatalım çocuklar çünkü önemli. Bakın bir iş yerinde öğle yemeği için 4 masa hazırlanmıştır. Bu masalara 25 tane ekmek eşit şekilde paylaştırılmıştır. Her masaya kaç tane ekmek konulduğunu bulalım demiş. Şimdi ekmeği nasıl olsa biz bölebiliriz. Nasıl bölebiliriz? Kesirle böyle bölebilir, ya yani kesirle gösterebiliriz böldüğümüzü. 25 tane ekmeği 4 masaya bölmüş. Bakın 6 tane tam ekmek düşmüş. Bir tane ekmek kalmış. Ne yaparsınız? Bu bir tane ekmeği de 1 bölü 4, 1 bölü 4 yani 4'e böler. 6 tam 1 bölü 4 tane ekmek yani 6 tam ekmek bir tane de çeyrek ekmek veririm şeklinde ifade edebiliriz. Yani burada kalan kesir şeklinde yazılabilir. 6 tam 1 bölü 4 tane ekmek verilebilir deriz. Evet, rasyonel sayılardan da korkmayın. Rasyonel sayılarla ilgili kesirlerle ilgili daha doğrusu konumuz geldiğinde onu da bu şekilde net anlayacaksınız. Pekiştirelim kısmında birinci sorumuz aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. 360 kişiden oluşan gezi kafilesi otobüslere eşit sayıda yerleştirilecektir. Otobüsler 35 kişilik olduğuna göre en az kaç otobüse ihtiyaç vardır? Bakın 360 kişi var. 360'ı 35'er 35'er otobüslere yerleştirdiğimizde ne olacak? 36'da böleriz tabii kaç tane otobüs gerektiğini bulmak için. 36'da 35 bir kere var. 1 kere 35 35 36'dan 35 çıktı 1 kalır. Yanına da 0'ı indirdim çocuklar 10 oldu. 10'da 35 olmadığı için buraya bir 0 yazarım. Bölme bitti. 10 tane tam otobüs dolar. 10 tane tam doldu otobüsler. Yalnız 10 kişi ne oldu? Otobüse binemedi. Şimdi bunları bırakır mı bu gezi kafilesi? Bırakmaz. İşte burada kalan 10 kişi için de bir tane daha otobüs ayarlanır ve en az 11 tane otobüs olursa bu kafile gezisini yapabilir. En az 11 tane otobüse ihtiyaç vardır deriz. Çünkü bu 10 kişiyi geride bırakmak olmaz. Burada ihmal edemeyiz. Bunlar için de bir otobüs daha ayarlanmalıdır. 10 tanesi tam dolar. Son gelen bir taneye de kalan 10 kişi biner ve boş yerler olabilir. Sonuçta 11 tane otobüs gereklidir. İkinci sorumuzda ne demiş? Şurayı bir hemen silelim. Elinde 47 tane misket bulunan Kemal 6 arkadaşına eşit olarak kaç misket verebilir demiş. 47'yi 6'ya bölelim. 6 kişiye paylaştıracağız. Paylaştırıyorsak böleceğiz. 4'te 6 yok. 47'de 6. 7 kere var. 7 kere 6 42. 42 47'den 42 çıktı. 5. Bakın 7'şer tane misket verebilir arkadaşlarının her birine. 5 e misketi kaldı. E bu 5 misketi parçalayıp eşit miktarda parçalayıp 6 arkadaşına eşit miktarda dağıtamayacağına göre işte burada 5 ihmal edilir. Yani kalan hesaplanmaz. Denir ki her bir arkadaşına 7 şer misket verebilir denir. Çünkü kalan 5 misketi 6 eşit parçaya bölüp de dağıtması mümkün değil. Burada kalan ihmal edilir. Şurayı da silelim. 3. sorumuz ne demiş? 21 elma 4 kişiye eşit şekilde paylaştırılacaktır. Her bir kişiye kaç elma düşer? Süper. Bakın. 21'i 4'e bölelim. 4 kişiye dağıtacağız. 5 kere var. 5 kere 4 20. 21'den 20 çıktı 1 kaldı. Şimdi 5'er elma düşer çocuklar. 5'er tam elma düşer. Ama elma bölünebilir. Eşit miktarda bölünebilir olduğu için burada bir tane elma kaldı. Bir elma kaldı. İşte bu bir elmayı da biz 4'e böler. 1 bölü 4, 1 bölü 4 dağıtabiliriz. Yani 5 tane tam elmanın yanında bir de 1 bölü 4, 4'te 1 eğer elma verilebilir. Dolayısıyla burada kalan kesir olarak yazılabilir. Yani bir kişiye 5 tam 1 bölü 4 elma düşer diyoruz. Evet 2. sorumuza gelelim. Ahmet Usta 263 tuğlanın tamamını el arabası ile taşıyacaktır. Bir seferde el arabasının en fazla 21 tane tuğla sığmaktadır. Buna göre Ahmet Usta bu tuğlaları en az kaç seferde taşır demiş. Çocuklar 263'ü 21'e böleceğiz. Çünkü 21 21 götürüyor. Öldüğümüzde kaç kez kaç el arabası doldurup götürdüğünü, tam olarak götür, doldurup götürdüğünü bulacağız. 26'da 21 bir kere. 1 kere 21 21. 26'dan 21 çıktı 5. 3'ü indiriyoruz. 53. 53'te de 2 kere. 2 kere 21 42. 53'ten 42 çıktı 11. Bakın 12 kez el arabası Tam dolu şekilde tuğlayı taşır. Ancak bu Ahmet Usta bu kalan 11 tuğlayı da taşımalıdır. Bu 11 tuğla içinde el arabasıyla gelir, 11, da, 11 tane daha yükler ve onu da götürür. Yani 12 kez tam olarak dolu dolu götürdü. Yine de geride 11 tane kaldı. Bir el arabası daha doldurmalıdır. Yani bir sefer daha yapmalıdır. Dolayısıyla 12 artı 1'den en az 13 sefer yaparak bu tuğlaların tamamını taşıyabilir diyoruz. Evet şu soruların aralarında o kadar çok az yer var ki. Şimdi bakalım. 51 kişilik bir turist kafilesi en fazla 5 kişinin binebileceği araçlarla şehir turuna çıkacaktır. Bunun için en az kaç araca ihtiyaç vardır demiş. 51'i 5'e bölelim. Bakalım kaç tane araç lazım. 5'te 1 kere. 1 kere 5, 5. 5'ten 5 çıktı 0. 1'i aşağıya indiriyorum. 1'in içinde 5 olmadığı için buraya bir 0 yazıyorum. Ve bölme bitiyor. Bakın 10 tane. 5 kişinin binebildiği araçlardan 10 tanesi tam doldu. 1 kişi kaldı. Şanssız. Ama çok şanslı bence. Çünkü bu kalan bir kişi için de bir araç tahsis edilir. Bu kalan orada bırakılmaz, geride bırakılmaz. Şimdi arabalar doldu, sen gelme denmez. Turist kafilesi, bu kafile olarak geziyorlar bu adamlar. Dolayısıyla bu bir kişi için de bir tane daha araba verilir. Beş kişilik arabada tek başına bu da devam eder. En az on bir tane araca ihtiyaç vardır denir. Var. Şuraya da Ç. Tamam. Dördüncü sorumuz. 58 litre sirkenin tamamı 5 litrelik şişelere doldurulacaktır. Bunun için en az kaç tane şişe gereklidir? Bakın tamamı doldurulacaktır diyor. Bu çok önemli. 58'i 5'e böldüğümüzde bir kere var. 5, 0, 8'i indirdim. 8'de bir kere var. 1 kere 5, 5. 8'den 5 çıktı. 3. Bakın çocuklar 11 şişe Tam doldu. Yalnız 3 litre sirke kaldı. Kaldı. İşte bu kalanın ne yapacağız? Şimdi tamamı doldurulacağı için 5 litrelik şişelerden bir tanesine de bu kalan doldurulacak. 11 değil, bir tane daha ekleyeceğiz. 12 tane en az 12 tane şişe olursa bu sirkenin tamamı 5 litrelik şişelere doldurulmuş olur. Hocam 3 litrelik oldu son şişe 5 litrelik şişeye kondu ama sonuçta tamamı doldurulması gerekiyordu 11 şişe yetmeyecekti bir tane daha ekleriz bu 3 litre için 12 tane en az 12 tane şişe olursa bu sirkenin tamamı dolar. Birşey sorumuz 450 kişilik bir grup Trabzon Uzungöl gezisine katılacaktır konaklamak için bir otelde kalınacaktır otel odaları 4 kişilik olduğuna göre en az kaç tane odaya ihtiyaç vardır? 450'yi yine ne yapacağız? 4'er kişilik odalara yerleştireceksek 4'e böleceğiz. 4'te 4 bir kere, 1 kere 4, 4, 0. 5'i indirdik. 5'te 4 bir kere, 1 kere 4, 4. 5'ten 4 çıktı 1. 0 indirdim. 10'da 4, 2 kere. 2 kere 4, 8. 10'dan 8 çıktı, 2 kaldı. Bakın yine 2 kişi kaldı. 112 tane oda, 4'er kişilik oda doldu. Peki bunlar dışarıda mı yatsınlar çocuklar? Yani 112 tane oda yetmedi. E o zaman bu iki kişi için de bir oda daha verilir. Toplandığında 112, bir daha 113 tane en az 113 tane odaya ihtiyaç vardır denir. Altıncı sorumuz: 610 santimetre uzunluğundaki bir kurdele 50 santimetre uzunluğunda parçalara ayrılıp her bir parça ile fiyonk yapılacaktır. Buna göre kaç tane fiyonk elde edilir demiş. 610'u yine 50 santimetreye bölüyoruz. Çünkü 50 santimetre 50 santimetrelik fiyonklar yapılacak. 61'de 50 bir kere var. Bir kere 50 50. Bu arada fiyonk herhalde bu bayramlarda, milli bayramlarda okulların camlarını, işte işlerini süsleyen ee, süs için. Yapılan şeyler. 61'den 50'yi çıkardık. 11, 0'ı indirdim yanına. 110. 110'da da 50 iki kere var. 2 kere 50, 100. 10 kaldı. Bakın şimdi. Burada 12 tane fiyonk oluşturuldu. 12 tane fiyonk elde edildi. 10 santimetrelikte kurdele arttı. İşte bu 10 santimetrelik kurdele ile bir tane fiyonk oluşturamayacağımıza göre... Çünkü bir fiyonk 50 cm uzunluğunda parçalarla oluşturuluyor. Buradaki 10 cm'lik kurdele ihmal edilir. Yani görmezden gelinir. 12 tane fiyonk elde edilir diyeceğiz. 610 cm ile 50 cm 50 cm uzunluğundaki parçalarla oluşturulan fiyonklar 12 tane olur diyoruz. Burada kalanı ihmal ediyoruz. Çünkü bir fiyonk daha yapamayız onunla. Neyse silmeden şimdi 7 sorumuzu da yapabilir miyiz burada? Bir seferde en fazla 240 kilogram yük taşıyabilen bir araç kütlesi 4 ton olan bir yükün tamamını en az kaç seferde taşır demiş. 1 ton 1000 kilogram diye de eklemiş. E 4 ton ne olur? 4 çarpı 1000'den 4000 kilogram olur. Yükün tamamı 4000 kilogrammış. 240 kilogramlık yük taşıyabili taşıyabiliyormuş bir seferde. O zaman ne yapacağız çocuklar? 4000'i 240'a böleceğiz. Bir kere var. Bir kere 240, 240, 0. Burada 0'dan 4 çıkmaz. Komşudan bir 10'luk aldık. 10'dan 4 çıktı. 6, 3'ten 2 çıktı. 1. Ne kaldı? 160. Sıradaki 0'ı indirdik. 1600. 1600'de kaç kere var? 240. Ne desek? 6 kere desek? 1200, 1440, e, evet 6 kere diyelim. 6 kere 0, 0, 6 kere 4, 24, elde var 2, 6 kere 2, 12, 2 de elde 14, 0, e, 0'dan 4 çıkmaz, 10'dan 4 çıktı, 6, burada bir 5 kaldı, 5'ten 4 çıktı, 1, 160 kilogram kaldı. Bakın, onu 16 seferde dolu dolu yükü taşır. Her seferinde 240 kilogram doldurur ve taşır. Ancak yükün tamamını bitiremez çocuklar. Yükün tamamını bitirebilmesi için bu kalan 160 kilogram için de bir sefer yapmalıdır. Dolayısıyla buraya bir sefer daha eklemeli kalanı götürmek için toplamda en az 17 sefer de taşır diyeceğiz. Nokta. Kalanı ihmal etmeyeceğiz çünkü tamamını taşımamız gerekir. Bu konuda böyle. Bundan sonra da doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişki var. İlerleyen günlerde veya saatlerde kanalımızda yayınlarız. Abone olarak takip edebilir. Arkadaşlarınıza tavsiye ederek kanalımıza katkıda bulunabilirsiniz. Yorumlar kısmına bu konuyla ilgili sormak istediğiniz şeyler varsa sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.